uçsuz bucaksız okyanuslarla kaplı bir gezegen. Sessiz, dingin ve huzurlu gibi görünüyor. Ama ya bu sessizlik bozulursa? Ya denizin derinliklerinden yükselen bir güç, karada yaşayan milyonlarca insanın hayatını sonsuza dek değiştirirse? Japonca liman dalgası anlamına gelen tsunami, aslında doğanın en korkunç ve yıkıcı güçlerinden biridir. Okyanus tabanında ortaya çıkan devasa depremler, volkanik patlamalar ya da toprak kaymaları, bir anda korkutucu dalgalar yaratır. İşte bu dalgalar, kıyıya ulaştığında yeryüzünün kaderini değiştirebilir. Ve genellikle insanları hazırlıksız yakalar. Okyanusun kilometrelerce derinliğinde ortaya çıkan bir sarsıntı, suyu yukarı doğru iter. Açık denizde fark edilmesi imkansız olan bu hareket, kıyıya yaklaştıkça muazzam bir yükselme gösterir. Yüzlerce kilometre hızla ilerleyen dev dalgalar, kıyıya ulaştığında tüm yıkıcılığıyla darbe vurur. Okyanus tabanında gerçekleşen büyük depremler, yer kabuğundaki ani hareketlerle okyanus suyu üzerinde büyük bir baskı yaratır. Bu baskı, suyun yerinden hareket etmesine ve devasa dalgaların oluşmasına neden olur. Tsunami dalgalarının boyutları, depremin büyüklüğüne ve meydana geldiği bölgedeki su derinliğine göre değişiklik gösterebilir. Bu tür depremler, sıklıkla tsunami oluşturabilen en güçlü doğal olaylardır. Okyanus altındaki volkanların patlaması da tsunami'ye yol açabilir. Volkanik patlamalar, büyük miktarda lav ve kaya parçalarının deniz tabanında yer değiştirmesiyle büyük bir su hareketine neden olur. Bu olay, suyun şiddetli bir şekilde yer değiştirmesine yol açarak tsunami dalgalarını oluşturabilir. Okyanus altındaki volkanların patlamaları, aynı zamanda büyük miktarda gaz ve buharın suya karışmasına da neden olabilir. Bu da dalgaların daha karmaşık ve yıkıcı olmasına yol açabilir. Büyük toprak ve kaya parçalarının okyanusa düşmesi, ani bir yer değiştirme ile tsunami dalgalarının oluşmasına neden olabilir. Özellikle deniz altındaki heyelanlar. Büyük bir kaymanın suda hızlı bir şekilde yer değiştirmesiyle tsunami'ye yol açabilir. Bu tür olaylar, genellikle deprem ya da volkanik patlama gibi büyük doğal afetlerin ardından meydana gelir. Ancak bağımsız olarak da gerçekleşebilir. Açık denizde, tsunami dalgaları fark edilmeyecek kadar küçük olabilir. Dalgalar kıyıya yaklaştıkça devleşirler. Saatte 800 kilometre hızla ilerleyebilen bu dalgalar, sahile vardığında devasa su duvarlarına dönüşebilir. Peki olası bir tsunami Türkiye'yi etkiler mi? Evet, Türkiye tsunami riskine sahip bir ülkedir. Özellikle de denizlere kıyısı olan bölgelerinde. Türkiye'nin batısında ve güneyinde, Ege ve Akdeniz denizlerine kıyısı olduğundan, bu bölgelerde tsunami riski altındadır. Türkiye'nin coğrafi yapısı, denizaltı deprem kuşakları ve aktif volkanik bölgeler nedeniyle tsunami oluşumuna yol açabilecek potansiyel tehlikeler barındırır. Ege Denizi, sık sık deprem meydana gelen bir bölgedir. Yunan adaları ve Türkiye'nin batı kıyıları arasında yer alan bu bölge, deniz tabanında büyük hareketlerin yaşanabileceği yerler arasında sayılır. Özellikle Yunanistan'ın Girit adası civarında büyük depremler ve tsunami riski bulunmaktadır. Bu tür bir deprem, Türkiye'nin batı kıyılarında tsunami'ye yol açabilir. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin en aktif fay hatlarından biridir. Ve bu fayın Marmara Denizi'ne paralel uzanması, bölgedeki tsunami riskini artırır. Marmara Denizi, geçmişte büyük depremler ve denizaltı heyelanları yaşamış bir bölge olup, bu tür olaylar, suyun yerinden hareket etmesine ve tsunami dalgalarına yol açabilir. Akdeniz, denizaltı volkanizması ve büyük fay hatları nedeniyle tsunami riski taşıyan bir başka bölgedir. Örneğin, Girit ve Rodos adalarının yakınlarındaki denizaltı volkanik faaliyetler ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki faylar, bölgedeki tsunami tehlikesini artırmaktadır. Türkiye'nin kıyı bölgelerinde tarihte tsunami'ye yol açan büyük depremler yaşanmıştır. Özellikle 17 Ağustos 1999 İzmit depremi sonrası, Marmara Denizi'nde büyük dalgalar oluşmuş, küçük çaplı tsunamiler meydana gelmiştir. Ayrıca, Antakya ve çevresinde geçmişteki denizaltı heyelanları da
büyük dalgalara neden olmuştur. Sonuç olarak, Türkiye'nin özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde tsunami riski bulunmaktadır. Ancak, bu risk her zaman için düşük olmasa da, hazırlıklı olmak ve erken uyarı sistemlerine güvenmek, olası bir felaketi minimize etmek için oldukça önemlidir. Tarih, tsunami'nin yıkıcı gücüne defalarca tanıklık etti. Peki ya en korkutucu olanlar? 2004 Hint Okyanusu tsunamisi, 9.1 büyüklüğündeki dev bir deprem, Sumatra açıklarında Hint Okyanusu'nu sarstı. Deprem sonrası, deniz tabanı aniden 15 metre yükseldi ve devasa bir su kütlesi harekete geçti. 30 metreye ulaşan dev dalgalar, Endonezya'nın Aceh bölgesinden Sri Lanka'nın güneyine kadar geniş bir alanı yok etti. Tsunami, kıyıya ulaştığında saniyeler içinde kasabaları ve şehirleri yuttu. 230 bin insan hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi evsiz kaldı. Turistik bölgeler, balıkçı köyleri ve altyapılar tamamen tahrip oldu. ...2011 Japonya tsunamisi. Japonya'nın Tohoku bölgesi açıklarında ortaya çıkan 9 büyüklüğündeki deprem, tarih boyunca kaydedilen en güçlü depremlerden biriydi. Tsunami, kıyıya yaklaştığında 40 metrelik devasa dalgalara dönüştü. Dakikalar içinde şehirleri su bastı, yollar ve köprüler yıkıldı. 20 binden fazla insan hayatını kaybetti ve 400 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 1883 Krakato tsunamisi, Endonezya'daki Krakato yanardağının patlaması, volkanik tsunamilerin en yıkıcı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Patlamanın sesi 4800 kilometre uzaklıktan bile duyuldu ve atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayıldı. Volkanik patlama sonrası oluşan 40 metrelik tsunami dalgaları, Java ve Sumatra kıyılarındaki kasabaları süpürdü. Patlamanın etkisiyle oluşan devasa su kütlesi, çevredeki adaları haritadan sildi. 36 binden fazla insan hayatını kaybederken, atmosfere yayılan küller nedeniyle küresel sıcaklık birkaç yıl boyunca düştü. ...1958 Lituya Körfezi tsunamisi. Alaska'nın Lituya Körfezi'nde ortaya çıkan devasa bir toprak kayması, tarihte kaydedilmiş en büyük tsunami dalgasını oluşturdu. 524 metre yüksekliğe ulaşan dev dalga, neredeyse Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nin iki katı kadardı. Körfezin kıyılarında bulunan tüm ağaçları kökünden söktü ve dağların yamaçlarını kazıdı. Neyse ki bölge çok seyrek nüfuslu olduğu için büyük bir can kaybı yaşanmadı. Ancak bu tsunami, dev dalgaların ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren en uç örneklerden biri olarak tarihe geçti. Bu felaketler, tsunaminin ne kadar korkutucu ve öngörülemez olduğunu bizlere hatırlatıyor. Bilim insanları, tsunamilerin etkisini azaltmak için durmaksızın çalışıyor. Gelişen teknoloji, artık insanlara daha fazla zaman kazandırıyor. Peki bu yeterli mi? Yer sarsıntılarını anında tespit eden ve tsunami ihtimalini hesaplayan ultra hassas sensörler kullanılıyor. Depremin merkez üssünü belirleyen bu sistemler, anlık verilerle risk analizleri yaparak erken uyarılar sağlıyor. Deniz seviyesi gözlem istasyonları, okyanus tabanındaki en ufak değişiklikleri bile izleyerek suyun anormal yükselişlerini tespit eden istasyonlar bulunuyor. Bu sistemler, tsunami dalgalarının varlığını doğrulamak ve tahmini varış süresini hesaplamak için kritik öneme sahip. Tsunami tehlikesi bulunan bölgelerde yaşayan insanlar için anlık uyarı sistemleri ve tahliye planları hayati önem taşıyor. Kıyı bölgelerinde yüksek yerlere yönlendiren belirgin kaçış rotaları ve tatbikatlarla hazırlıklı olunması sağlanıyor. Bu sistemler sayesinde binlerce insanın hayatı kurtulabiliyor. Ancak bireylerin ve toplumların bilinçlenmesi de en az bilimsel gelişmeler kadar önemli. Tsunami, doğanın en acımasız güçlerinden biridir. Ancak insanlık, bilim ve bilinçle bu felaketlere karşı mücadele etmeye devam ediyor. Unutmayın, doğayı anlamak ve ona saygı duymak, geleceğimizi güvence altına almanın tek yoludur. Bu belgesel, tsunami gerçeğini gözler önüne sererken, insanlık ve doğa arasındaki mücadeleyi anlatıyor.
Çünkü doğa bazen affetmez ve her dalga unutulmaması gereken bir ders taşır. Videoyu beğenip yeni hikayeler ve gizemli olaylar için abone olmayı unutmayın.